Değerli izleyenler, sevgili Ali Emlak takipçilerimiz, ben Emrah Çil. Bugün sizlere Gönen Şaroluk'tan sesleniyoruz. Sol tarafımda, benim solumda olmuş olan yer 7136 metrekare. Kadastro yolu geçtiği için hemen yanımızda da 720 metrekare, iki parselden oluşan neredeyse 8 dönümlük bir arazinin çekimi için geldik. Geldiğimiz noktada sulu bitkileri gördük. Patlıcan, mısır ekmişler, yemyeşil. Mutlaka bu yakınlarda su olduğuna eminiz. Hatta tarlamızın altında dere var ama oradaki dere kurumuş. Şimdi az geride abilerimiz vardı. Onlara soracağız derenin yerini. Onlara da açıklamayı yazacağız. Yerimiz dediğim gibi kadastro yoluna cepheli. Ormanların içerisinde. Zirvede güzel. Köye de bizim gelmemiz 5-6 dakika sürdü. Yolu güzel. Görmüş olduğunuz arabayla geldik. Duster ya da dört çeker bir araba değil. Evet, şimdi yerimizin şöyle hemen başlangıç noktasından gösterelim. Evet, şu kadastro yolumuz şuradan şöyle başlıyor yerimiz komple aşağıdan en sona kadar dereye sınır. Diğer yerimiz de Nasıl 720 metrekare miydi? 720 metrekare olan yerimiz burası. Kadastro yolu geçtiği için tarlamız değil mi? İkiye bölünmüş. İki parça olmuş. İkisi bir satılık. Ben size burayı drone ile göstereceğim. Murat abim de yeri, yolu, ağaçları hepsini gösterebildiği kadar göstersin. Evet. Rakımı yüksek bir köy. Bahsetmiştik. Su problemi pek olan bir köy değil. Su çıkıyor bu köyde. Her yeri Kaz Dağları'nın eteğinde. Bugün nemli bir hava var. Normalde burada nem olmaz ama yağmur sıcağı var. Yağmur yağmadığı için biraz zorlanıyoruz. Evet, yerin alt kısımlarına gitmeden önce Murat abi şöyle ilerleyelim. Hem soldaki parçanın sınırını hem sağdaki parçanın sınırını gösterdikten sonra alt kısımlara devam ederiz. Evet, şu üçgen tam olarak üçgen olan şurası şöyle şu parçanın bitiş noktası şöyle ben önden geçeyim. Şu yolun cephesi. Tarlamız burada bitiyor. Bu tarlamız burada bitiyor. Bu tarlamızda aynı sınırın devamı. Evet. Burada bitiyor. Fakat şöyle ilerleyelim. İleriden sola aşağıya iniyor. Yani şu ağacın yarısı bizim tarlanın içinde. Zaten drone'da çok daha iyi gözükecektir. Şaralık köyünde bakkalımızın olduğunu, camimizin olduğunu belirtelim. Evet, buradan sola doğru bir çıkıntısı var bu tarlanın. Zaten buradan da belli. Şu temiz olan kısım ağacın yarısı. Muhtemelen ağacın tamamı bizde olabilir. Karşısı şöyle. Murat abi. Aşağısı da muhtemelen orası da kurudur. Çok fazla meyil yok. Ekilip dikilebilen güzel bir arazi. Murat abi gösterdi.
Thank you.